Tayfun abi merhabalar, hoş geldin, nasılsın? İhsancığım merhaba, sağ ol. Sen nasılsın, iyi misin? Ben de iyiyim, çok teşekkür ederim. Bizi izleyenler için küçük bir not düşeyim. Tayfun abi bize bir yatırımcının yatırım yaparken dikkat etmesi gerekenleri anlatıyor. Tecrübeleriyle bize ışık tutuyor. Ve güncel olayları biz nasıl değerlendirmeliyiz, bu balıkları nasıl tutarız onları öğretiyor. Ben de tecrübesiz yatırımcı, acemi balıkçı. Ondan bu taktikleri almaya, öğrenmeye çalışıyorum. Zaman zaman da iki hisse alabiliyoruz kendisinden. Gündemimiz aslında çok trajik, biliyoruz. Bir savaş var Orta Doğu'da ve biz bu savaştan etkileniyoruz. Bunun üzerine bir değerlendirme isteyeceğim. Onun dışında bunun etkileriyle biz nasıl savaşabiliriz? Yatırımcı olarak nasıl bu işten minimum zararla Evet. sıkılabiliriz finansal olarak? Onu öğrenmek istiyorum abi öncelikle. Şimdi İhsancığım, olay şu. Bir haber, herhangi bir haber farklı zamanlarda, farklı durumlarda farklı sonuçlar üretebiliyor. Aynı haber, aynı gelişme ama farklı dönemlerde farklı sonuçlar üretebiliyor. O yüzden buradaki mesele haberin kendisinden çok piyasanın ne durumda olduğunun analiz edilmesi. Şu anda ben profesyonel meslek hayatımı sürdürdüğüm dönem boyunca, yani yıllar boyunca ya da bir asır boyunca Türkiye'deki yatırımcı sayısı 1,5 milyon civarında maksimum oluşmuştu. Bunlar içerisinden de aktif yatırımcı sayısı, böyle eli yüzü düzgün yatırımcı sayısı 200-300 bin civarındaydı. Şimdi son dönemde bu reel getiri olmadığı için, kur bir yerlerde baskı altında tutulduğu için, gayrimenkul fiyatları sabit kaldığı için, bir dönem otomotivde hoplama zıplama spekülasyon olsa da onun dışındaki dönemde alternatifsiz bir yatırım aracı olduğu için borsaya aktı. Ve kulaktan kulağa şehir efsaneleri dolaştı. İşte düğünümü bilmem ne hisse senedi sayesinde yaptım. İşte tatile gittim, araba aldım, şunu yaptım, bunu yaptım. Haberleri dolaşmaya başladı. Hepsi birbirini besledi ve akla zarar 8 milyon civarında yatırımcı oluştu Türkiye'de. Hisse senedi yatırımcısı oluştu. Piyasada hem yatırımcının, yeni gelen yatırımcılar sayesinde, hem halka arzlar sayesinde, hem son dönemde yaşadığımız rally sayesinde çok hızlı büyüdü ve gelişti de. Hem değeri arttı piyasanın, 2 trilyon civarından 800 civarına geldi zannediyorum toplam piyasa. Dünyada da dolar bazında da ciddi bir büyüklüğe ulaştı bizim ikinci el marketimiz. Likit bir piyasa filan. Bütün bunlar bir veri. Şimdi bu türlü kara kuğu dediğimiz, istersen herkese defalarca diline pelesenk oldu insanların, ama bir cümleyle şunu daha piyasa cümlesiyle kurgulayayım. Şimdi biz dünyaya baktığımızda, piyasaya baktığımızda, gelecekle ilgili veri koymaya çalıştığımızda, analiz yapmaya çalıştığımızda, referans aldığımız bütün veriler şu anda herkesin bildiği veriler zaten. Yani IMF'nin açıkladığı, Dünya Bankası'nın açıkladığı, banka aracı kurumlarının ya da diğer aracı kurumların analistlerinin açıkladığı raporlar, şunlar, bunlar, Amerikan Merkez Bankası'nın konuşmaları, tutanakları, her şey bilinen bilgi üzerine yapılıyor. Bütün varsayımlar, bütün projeksiyonlar bilinen bilgi üzerine yapılıyor. Ama bu bilgide senin erişimin azdır, benim fazladır, ben daha az meraklıyımdır, sen çok meraklısındır, daha araştırmacısındır falandır filandır. Aramızda bilgiye donanım açısından fark olabilir. Ama bilgiye erişim açısından bir problem yok. Tamam mı? Bunun üzerine yaptığın analizde bir kara kuğu durumu yok abi. Yani bilinen bilgiyle, bilinen varsayımla yaptığın her şey kara kuğu dışında. Ama bir gün mutlaka o kara kuğu ortaya çıkıyor. Hiç beklemediğin bir yerden, hiç beklemediğin bir şekilde ortaya çıkıyor. Ve çok sert gagalıyor. Ve yarısı da çok zor iyileşiyor. Şimdi son dönemde biz şunu unutmamamız lazım iken biraz zirve sarhoşu olduk. Biz coğrafi bölge olarak jeopolitik bir fay hattı üzerindeyiz. Tamam mı? Bunu biliyoruz. Bu bugünün meselesi değil yani. Bu coğrafi konum açısından
Sağımızda bir patlama, solumuzda bir patlama, orada savaş, önümüz, arkamız, sağımız, solumuz, sobe şeklinde. Bazen bu sakinliyor, duruluyor, bazen ateşleniyor. Şimdi bu gerginlik, son dönemdeki gerginlik durup dururken ortaya çıkmadı ama biz bunu görmezlikten geldiğimiz bir şeydi. O yüzden piyasa bununla ilgili sert tepkiler verdi. Şimdi bu bölgede her zaman bu olacak. Sözümün başına dönüyorum. Bir bilgi, aynı bilgi dönemine farklı olarak çıktığı zamanı, ortaya çıktığı döneme farklı olarak farklı reaksiyonlar, tepkiler toplayabilir. Yani 1,5 milyon yatırımcı varken, bunun 200 bini aktifken, piyasa 3 trilyon civarındayken vereceği tepkiyle 7 milyon, 8 milyon yatırımcı varken, piyasa ciddi bir rally yapmışken vereceği tepki arasında fark var. Aynı konuya, aynı bilgiye farklı tepki verecek. Şimdi bunu bir kenara koymamız lazım. Yani şu anda önümüzdeki dönemde ve bu dönemde artan yatırımcı sayısını analiz ettiğinde daha bir tane kriz yaşamadılar. Bu yaşadığımız kriz değil. Bu geçici bir stres. Daha bir tane kriz yaşamadılar. Tamam mı? Dolayısıyla ben bakıyorum, normal kriz yaşamamış insan davranışıyla kriz yaşamış insan davranışı karar alma süreçlerinde çok farklıdır. Herkes, ben bu hikayeyi anlattım size, tekrar anlatayım. Yıllar önce bıyıklarımız yeni terlemişken Amerika'dan işte Merkez Bankası'nın davetlisi olarak bir konuşmacı gelmiş. Çok ağır bir abi geldi Türkiye'ye. Biz de çömezler olarak onu dinlemeye gittik. Oturuma ara verildi. Her okulda hani cesaret edip sınıfta ders esnasında soru soramazsın da hoca araya çıkınca arkasından hocam 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 diye koşarsın ya. Biz de böyle 3-4 tane tüysüz hocam 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 diye herifin arkasından koştuk. Amerikalı bir abi. Meşhur bir abi. Aynı kareye girmek istiyoruz onunla biz sonuçta. O zaman böyle selfie çek falan yok ama yani onunla aynı pozisyonda durmak istiyoruz. Şimdi sardık etrafını. Adam çok kibar vaziyette tanışmak istiyor bizle. Ya sen kimsin diyor. İşte ben Mehmet'im. Ne iş yapıyorsun? Bilmem ne bankasının fon yönetim müdür yardımcısıyım. Öbürüne soruyor. Sen kimsin? Ben işte Hüseyin'im. Bilmem ne iş yapıyorsun? Bilmem ne bankasının bilmem nesiyim filan diyor. İşte bana sordu. Sen ne yapıyorsun? İşte ben işte şuyum buyum havun basayım. Fon müdürüyüm. Cartım cürtüm. Ya en sonunda dedi ki. Ya arkadaşlar dedi yani bizde bir adamın dedi fon müdürü filan olması için dedi. Böyle hafif göbeklenecek, saçlar seyrelecek, şakaklara kırlar inecek filan. Yani bu en az dedi 2-3 tane crash yaşaması lazım ki bir adama dedi müdürlük unvanı verilsin. Yoksa o fonu yönetemez o. Tamam mı? Ben de dedim ki hocam dedim yani şu gördüğün tayfa yılda iki crash yaşıyor yani. Senin o ömrünü tamamlayan fon yöneticilerinden daha tecrübeli bu adamlar. Ya evet doğrusun filan oradan geyiğe sardırdı. Şimdi bu tamam, içinde bulundum. Valla burada ben de ters köşe oldum onu söylemem lazım. Çünkü öyle şey mi? Bekliyordum yani. Ama doğru diyorsun şimdi bulunduğumuz coğrafyada dediğin gibi senin. Hani biz senede iki tane böyle kriz atlatabiliyoruz. Gerek bu içeride oluyor gerek çevremizden kaynaklı oluyor. Bize karşı evet. Da olabiliyor. O yüzden bizdeki yöneticiler aslında bunu daha hızlı tecrübe ediyor. Bu kısımda ben de tam tersini bekliyordum aslında. Hani buradan bir ders çıkaracağız gibi ama doğru söylüyorsun. Abi şöyle şimdi benim şuraya hani konuşmayı şöyle başladım ben. Dedim ki 1,5 milyon civarında yatırımcı sayısı vardı. Bunun 200-300 bini aktifti. Şimdi 8 milyon yatırımcı var. Artık sermaye piyasası kitlelere yayılmış bir fonksiyon. Şu anda Türkiye'de hiç kimsenin her ailede diyelim mutlaka hisse senediyle uğraşan bir birisi var. Herkes borsanın ne olduğunu biliyor. Birbirinden tiyo alıyor. Onu yapıyor, bunu yapıyor. Yani burada yaşayacağımız krizin o büyük krizlerden bahsediyorum. Bu bir şey değil yani. Bu stres geçer. Krizlerden bahsediyorum. Bunun etkisi çok daha kitlesel olacak aman ha. Şimdi o yüzden
ona bir bakmamız lazım abi. Kara koyu unutmayalım yani. Onu söylüyorum. Tamam. Tamam. Ya Tayfun abi bir hisse senedi söyle. Tamam. Söyleyeyim de yani kara koyu unutmayalım abi. Yani 8 milyon yatırımcı var Türkiye'de artık. Hisse senedi şeyi de düşün. Emeklilik fonları da tahvil hisse senedi tarafı kocaman oldu. Yatırım fonları kocaman oldu. Yani bak buradan sonra çıkacak bir ciddi kriz büyük hasar bırakır. Kriz çıkacak demiyorum ama ciddi kriz büyük hasar çıkar. Konuşmanın başına dönelim. Bir bilgi piyasanın içinde bulunduğu dönemde o dönemin özelliklerine göre farklı reaksiyonlar verir. Eğer piyasa riski çok yüksekse insanların aldığı piyasa bireylerden oluşuyor, fonlardan oluşuyor bir toplam. Burada çok cesaretli kararlar alınıyorsa, pervasızca kararlar alınıyorsa ortaya çıkabilecek kara kuyunun etkisi çok daha yıpratıcı ve kalıcı olur uzun süre abi. Dolayısıyla böyle dönemlerde ben hep söylüyorum sen başladın zaten. Hisse senedi kredisi bir yasal bir üründür. Hisse senedi kredisi kullanmayın önerisi yanlıştır. Hisse senedi kredisi kullanın. Çünkü leverage yapmadan piyasada para kazanmak o kadar da kolay değildir. Çok uzun sürebilir ya da çok şanslısındır. İşte Sasa gibi bir kağıt bulursun. 14 liradan Türk Hava Yolları alırsın falan gibi şeyler olabilir. Onlar istisna. Leverage kullanabilirsiniz ama piyasanın içinde bulunduğu durumlara bakarak bunu kullanmamız lazım. Şimdi 1,5 sene önce leverage kullanılabilirdi ama şimdi kullanılmaz artık. Tamam mı? Yani 8 milyon yatırımcı olmuş. Artık duyan gelmiş. Bütün piyasa yeni yeni yatırımcılardan oluşmuş. Bunların reaksiyonlarının çok heyecan verici olacağını biliyoruz. Dolayısıyla bu dönem leverage kullanma dönemi değil. Şimdi istiyorsan şeye de gidelim. Söylediklerinden bir ben anladığımı toparlayayım mı abi? Şimdi tabii birincisi abi. Bir kere yatırımcı sayımız çok arttı. Dolayısıyla tecrübesiz yatırımcı da yani çok kısa sürede çok arttı ve bunların birçoğu tecrübesizler, büyük bir kriz görmediler. Kara kuyu unutmayalım dedin zaten biz onu logomuz olarak sağ üst köşede hepsi hatırlatacağız izleyenlere. Şu an yaşadığımız olayda hafta sonu yaşanan Orta Doğu olayı da tam bir kara kuyu olayı değil ama beklenmedik bir olay ve buna Türk borsasının verdiği tepkide de aslında ilk gün böyle biraz aşırı gibiydi. Sonra dün toparladı. Bugün de böyle biraz işte yine o denediği seviyelere gitmeye çalışıyor. Belki hisse bazında çok düşenler vardır ama çok düştü diyemeyiz herhalde. Buradan çıkarttığın yorum daha hala insanlar gelebilecek krizleri öngörmediği için pozitif bakıyorlar. Peki sen ne dersin abi? Yani son olarak bu konuyla alakalı biz bu yaşanan savaşta son gündemde kısa vadede nasıl bakmalıyız? Şunu anladım. Kredili işlem yapıyorsak eğer artık şu an kredili işlem dönemi değil. Çünkü bir doygunluk seviyesindeyiz. Öyle büyük bir hikaye yok önümüzde. Bunu satacağımız ve bunu satın aldırabileceğimiz başkalarına. Zaten yatırımcı sayımız da bayağı artmış. O yüzden kredi almamamız lazım ama İçerideysek ne yapalım, dışarıdaysak ne yapalım gibi böyle çok nokta atışı bilgiler alabilir miyim senden şu anki dönemde? Tabii bundan sonra 8 milyon daha yatırımcı gelmeyecek. Bunu biliyoruz yani. Bir 8 milyon daha yatırımcı gelmeyecek. Şimdi borsada sen ne yapıyorsun? Çok akıllıyız ya biz. Erken davranıyoruz. Bizden daha aptal insanlara daha pahalı satacağız. Bütün hikaye bu sonuçta. Şimdi artık 8 milyon daha yeni yatırımcı gelmeyecek Türkiye'ye. Yabancının gelmesi lazım. Tamam. Yabancının gelmesinin şartları da belli. Yani bunu oturup yeni baştan söylemeye lüzum yok. Eğer yabancı gelirse, buraya kalıcı portföy yatırımı, uzun vadeli portföy yatırımı gelir ise biz sakin sakin, düzgün iyi bir piyasa olarak kağıt bazında ilerlemeye devam ederiz. İki yolun var bundan sonra. Ya abi şunu götüreceklermiş, bunu kaldıracaklarmış, oradan indireceklermiş gibi bir hareket tarzı. Bu hayatın gerçeği yani. Milletin söylediği bu. Davranabilirsin ki insanların çoğu böyle davranıyor. Bunu biliyoruz. İkincisi de oturursun. Piyasada yabancı gelse ne alır abi?
diye bakarsın. Eğer hala bir pozisyon taşımak istiyorsan o kağıtlara girersin ki bunları ben söylüyorum size. Yani aklımın yettiğince, tabii her şeyi bilmek mümkün değil. Neden olduğunu işte geçen haftalarda söyledik. Ben de aldım yani, satmıyorum. Şimdi Sermaye Piyasası Kurulu'nun nefis bir kararı var. Bir hisse senedi öneriyorsan 5 gün satmama kuralı koymuşlar. Leziz. Hatta birisi geçenlerde ceza almış galiba bununla ilgili. Yani burada hisse senedi söylemenin de bir riski var o yüzden. Ama biz söyledik yani. Şey için söyledik yani, bakışın somut olarak ne olduğunu anlatmak için. İşte en son ben söylemedim. Şirketin kendisi söyledi. Ben söylemedim. Sayın Bakan sektörleri söyledi. Biz onları özetledik sadece. Bunların dışında her hafta yeni bir kağıt bulma gayreti içinde olmak çok doğru değil. Yani sen şirketi keşfettin. Böyle kırılmalarda da bir alım fırsatıdır bu abi. Şimdi fiyat kazanç oranı 2,5 olan, piyasa defter değeri 1 olan bir holding yeni bir paket açıklamışsa, yeni bir hikayesi varsa bu şirketin, hani yok olduğu dönemde alma tamam. Ama yeni bir hikayesi var. Şimdi böyle kırılma dönemlerinde sen illa bu piyasada olacaksan gireceksin abi. Ya yapacak bir şey yok. Buna hep söylüyorum ben. Market neutral strateji denir. Yani kara kuğu da çıksa, işte yeşil ördek de çıksa, o da çıksa, bu da çıksa, elbette ki geçici olarak bu hisse senedi de bu riskin realize olması nedeniyle performans kaybedecektir, düşünecektir. Ama sen hani denizci tabiriyle rüzgar almayan taraftasın, rüzgar altındasın. Dolayısıyla orada koruma altındasın. Elbet bu geçecek yani. Şimdi bakın abi şehir efsanelerine hep şey vardı abi, şu kağıdı şurada alsaydım uçmuştu. Burada alsaydım uçmuştu. Al abi işte. Yani o dönem bu dönem. Yani al paketle koy kenara. Onun dışında da pek fazla hoplamanın zıplamanın manası yok bugünlerde piyasada. Çünkü bu son çatışma hadisesi bizim için çok doğru bir şey söyledin. Bizim için bir tam olarak kara kuyu değil yani. Çünkü bu bölgede böyle bir şey olmama ihtimali, yani çok mu sürpriz oldu bize bu yani. Hiç beklemiyor muyduk böyle bir şey? Ya arkamız önümüz diyorum ya, sağımız solum, çatışma patışma, biz şükürler olsun aslan gibi duruyoruz. Yani her tarafımızda bir problem var. Orada var. Avrupa'nın orta şeyde de, Avrupa'nın ortasında da o şey tarafında, Balkanlar tarafında da biliyorsun bir takım hikayeler var. Buradan da bir şeyler her an çıkabilir. Bunları hiç yokmuş gibi düşünmemek lazım. Ne zaman çok cesur olursun? Piyasa diplerdedir abi. O zaman cesur olman gerekir. Ama piyasa belli bir olgunluğa geldiğinde de çok cesur olursan aptallık olur yani. Dolayısıyla bu seviyede genel olarak şimdi ortalık patladı, çatladı. Piyasa çok sert bir tepki verdi. Ondan sonra ne oldu insanlar? Pazartesi ben tweet de attım. Dedim ki pazartesi hiçbir şey yapılmaz abi. Yani pazartesi bir göreceksin yani. Piyasa çünkü yeni bir dengeye ulaşıyor. 1,5 milyon yatırımcıdan 8 milyon yatırımcıya gelmiş ve bunların çoğu yeni yatırımcı. Davranışlarının çok sert olması lazım. Sonra pişmanlık yaşamaları lazım. Tamam mı? Paniğe kapılıp satmaları, sonra da Allah'ım kaptırdım malı deyip dönüp almaları lazım. Bu 2 gün bunu yaşadık. Ama esas da riskin ortaya çıkmasını bugün daha anlıyoruz. Tamam mı? Yani piyasa çok da tedirgin konuşuyor. Abi ben hani şeyim diyor yani, çok büyük bir sıkıntı yok ama eski ben de değilim diyor. Geçen haftaki ben de değilim diyor. Çünkü oradan uçak gemisi geliyor. Buradan bilmem ne oluyor. Her gün işte acaba İran'da bir sorun mu çıkacak? Orada bilmem ne yapacak falan filan. Yani bunlar var olmayan problemler değildi ama ortaya çıktı artık. Dolayısıyla bundan sonraki dönemde o kadar cesur bir piyasa olmayacak abi. O yüzden gelecekse de bizden daha pahalıya mal almak için insanlar, biz gelecekse de bizden daha pahalıya mal almak için yeni yatırım fonları, onlar da yabancılardan gelecek. Dolayısıyla biz de onların alacağı hisselerden almalıyız İhsan'cığım. Tamamdır abi. O zaman bu sorunun cevabını ben şöyle algıladım. İçerideysem zaten tuttuğum hisseler hakkında bir fikrim olmalı. Ona göre hareket etmeliyim. Dışarıdaysam da
alacağım hisseler yabancı geldiğinde ilk almasını düşündüğüm, alma ihtimalini verdiğim hisseler, sektörler üzerinden ilerlemem gerekiyor. Şimdi bu hisselere dair de biz biraz daha konuşmuştuk. Onlara da böyle geleceğim ama öncesinde şunu sormak isterim. Maliye Bakanımız Mehmet Şimşek TL değer kaybı için sebep kalmadı ortada diyor. Yani aslında dolar değerlenmeyecek, TL değer kaybetmeyecek diye anlıyoruz. Peki böyle bakınca abi biz dolardan çıkmalı mıyız eğer dolarımız varsa? Nasıl bir karar almalıyız? Bir de bununla bağlantılı olduğunu düşündüğüm ihracatçı şirketler o zaman böyle bir sıkıntıya girer mi? Böyle bir şey olmayacaksa ve oradan çıkıp perakendeye geçmek mantıklı olabilir mi? Enflasyon hala düşmemişken. Bu çerçeveyi nasıl değerlendirirsin? Abi şöyle bir yanılgı var. Bunu hala niye anlamıyoruz? Ben de onu anlamıyorum. Türkiye ihracat yaparken ciddi oranda da ithalat yapan bir ülke. Tamam mı? Dolayısıyla kuru arttırarak yani Türk lirasını zayıf hale getirerek işte Çin pazarı gibi ele geçireceğiz dünyaya filan hikayesini niye hala pişirip önümüze koyuyorlar? Bu bir bence bu yarı cehalet içeren bir şey. Yani Türkiye'deki dış ticaret rakamlarına bakarsan yapısına yapısal olarak ithalata bağlı bir ihracat modelimiz var bizim. Tamam mı? Yani enerji ithalatı başta olmak üzere. İnşallah bu alternatif enerji yatırımları bir 20 yıl sonra bu problemi çözer. O zaman bakmamız lazım. Dolayısıyla kur yükseldi, ihracatçılar mutlu diye bir şey yok. Tamam mı? Yok abi. Bunu anlamamız lazım. Kur yükseldi, ihracatçılar çok mutlu dediğin zaman adam diyor ki abi kur yükseldiğini benim müşterim de biliyor diyor. İskonto istiyor benden diyor. Ayrıca kur yükseldiği için diyor benim girdim artıyor diyor. Yani ihracatçı belki turizmde bir dönem o da faydalı olabilir. Yapısal olarak böyle bir şey yok. Dolayısıyla kur düştü, ihracat zayıfladı da bir şey değil. Öyle bir şey yok yani. Burada kurla yani ihracatın çıpası o kadar da birebir değil. Dönemsel olarak sert çıkışlarda belki geçici bir fayda yaratabilir. Ama belli bir vadede o değil. Orada burada yapısal olarak bir sorun var. Yapısal olarak maliyet sorunum var. Aksine kur Türkiye'de direkt enflasyon yarattığı için direkt maliyet arttırıyor kur yükselişleri. Yani biz kuru arttırarak Türk lirasını zayıf bırakarak sadece içerideki halkın refahını düşürmekten başka bir işe yaramıyoruz. Tamam mı? Şimdi son dönemde Türkiye'de Merkez Bankası bilançosunun vesairenin düzelmesinin nedeni de en azından nominalde yüksek faiz politikasına geçmek. Mevduat faizi 40'ların üstüne çıktığı için 40-45 bandına geldiği için Türk lirası cazip hale geldi. Ayrıca fonlamayı da çok kastığı için Merkez Bankası, banka kredilerini de çok kastığı için, oradaki maliyetler de çok arttığı için durmaya başladı ticaret şu anda. Bu da çok sert bir hareket. Şimdi sorun şu, buradan dolar pozisyonunu ne yapalım? Abi eğer mevcut durum böyle devam ederse yani mevduat faizi 40 plus bir yerlerde giderse doların yakın vadede yükselme ihtimali yok. Net yani. Eğer faiz 45 civarında giderse enflasyona bağlı olarak. Hatta son dönemde biliyorsun özel sektör tahvillerinde daha ciddi 50'lere varan hatta 52-53'lere varan yıllık getirilerde tahvil ihraçları yapıldı. Bu böyle devam ederse kurda önemli bir zıplama mümkün değil. Bir de rezerv sorununu uzun vadede çözüyorlar. Bir de Merkez Bankası'nın kadrolarında bir güven var. Ama herkes şeyi görmek istiyor. Enflasyonun, yurt dışı yatırımcı da enflasyonun nasıl çözüleceğini görmek istiyor. Bu faizi yükselterek enflasyonu baskı altına almak bir geçici çözüm. Zaten bakan da diyor ki çok yapışmış bir enflasyon beklentisi var. Rasyonel bir beklenti var orada. İşte ücretler vesaire bunları gelecek enflasyonuna doğru hani tahmin ettiğimiz enflasyona göre ayarlamalıyız. Geçmiş enflasyona göre ayarlarsak bu yani çözülemez bir şey. Bir süre bu politika işe yarayacak. Dolayısıyla bir süre kurda önemli bir hoplama zıplama olmaz abi. Ama eğer yapısal olarak bir takım kararlar alınmazsa onun acısı çıkar sonra. Ki IMF'nin tahminlerini gördün. Yani onlar da böyle hani şapkadan tavşan çıkarıp da ekstradan bir tahmin yapmıyor. Enflasyonu koyarsan kurun üstüne beklenen enflasyonu zaten kur
enflasyon kadar artsa o tahmin edilen yerlere neredeyse gelecek yani. Dolayısıyla kısa vadede şeyde kalmanın Türk lirasına geçmek daha cazip. Yani borsaya dönün girin demiyorum. Toplam fon portföy performansı açısından kısa vadede bu yüksek faizlerden faydalanıp yani 1 yıllık, 6 aylık, 3 aylık, aylık aylık giden, sonra duruma göre 3 aylığa dönen faiz kafasını aşağı çevirirse yerel seçime doğru, bu A klasman şirketlerin özel sektör tahvillerine doğru giden bir portföye geçilebilir İhsan'cığım bir süreliğine. Peki abi, son olarak bu bizim daha önce konuştuğumuz hisseler üzerinden bir hatırlatma, bir güncelleme yapalım isterim. Bu tabii tamamını değil ama son dönemde hala işte tutmaya devam etmek ya da bu hafta sonu yaşadığımız benzer olumsuz ama direkt bizi etkilemeyen durumlarda tepki aldığında geri toplayabileceğimiz, alabileceğimiz hisseler bazında baktığımızda birçok hisseyi konuşmuştuk. Ama şu an hala daha tutmaya değer gördüğümüz, almaya değer gördüğümüz, söylediğimiz hisselerden birkaç tanesinde bir güncelleme alabilir miyiz sende abi? Tabii yani bunlar tabii yani nasıl söyleyeyim, bu hep beni endişeye sevk ediyor, yanlış yönlendirme korkusu, ama net olarak söyleyeyim, ben kendi davranışımın ne olduğunu anlatmaya çalışıyorum. Dolayısıyla ekranı önüme açıp işte 3 kademe aşağıdan alayım, 5 kademe yukarıdan satayım, yani day trade yapayım, 1 günlük trade yapayım, 2 günlük trade yapayım da bir sonuç elde edemedim ben. Esas da aldığım pozisyon doğruysa oradan bir sonuç elde ediyorsun. Ve şu anda ben işte ben profesyonel hayatımda kendi bilir insanlar, çok uzun yıllar otokar taşımıştım. Bütün yakın çevrem bilir. Ondan sonra pandemide, ya bu pandemi geçmezse hepimiz öleceğiz, ya geçerse gibi çok derin bir strateji uygulayarak Türk Hava Yolları alıp paketleyip atmıştım kenara. Hatta yurt dışından da bir iki hisse senede almıştım. Yine pandemiden aşırı etkilenen çok eski önemli şirketlerden. Şimdi de aynı felsefeyle, aynı mantıkla, bir değişiklik yok orada. Daha önce seninle konuştuk. Ülker hisse senedi zaten sırf ben analizini ya da önerisini yapmıyorum. YouTube'da orada burada çok değerli analizler var. Onları dinlemek lazım. Yani analistler anlatıyor şirketin geleceğiyle, niye stres olduğuyla ve nelere doğru gittiğine ilgili. Bu dönemler en son seninle geçen hafta sunum yaptıkları için Sabancı Holding'i konuştuk. Bir enerji holding haline dönüşüyor. Yeni bir hikaye çıkıyor içinden diye. Onu takibe aldık. Orada neler olacak? Bakalım projeksiyonlar hayata geçecek mi? Ne derece geçecek? Diye konuştuk. Bu hisselerin dışında ben bu türlü durumlarda da, yani bu türlü stres durumlarında da fırsat bulup bunları ekleme yapıyorum. Kendi portföyümde küçük küçük. Ve yani buradaki tarz bizim abi, yani bir sene iki sene taşırsın bu hisse senedini yani. Haftadan haftaya değiştirmezsin. Çünkü bunlar uzun vadeli hikayeler ve stratejik hikayeler. Bir günden bir güne değişecek şeyler değil. Bir de meşhur, seninle konuştuk, Türk Telekom. İnternet altyapısı ile ilgili yaka simken vaziyetteyiz. Bugün seninle yayını yapamadık. Başka bir yere geldim ben. Tiyatroya geldim. Ya dördüncü Telekom denememiz falan oluyor abi şey anlamında. Evet, ve abi toplamda belki iki saat falan kaybettik sadece bu yayını abi çekmek adına. Yani Türk Telekom, yani Türk Telekom abi, bu şirket satılacak matılacak diye söylüyoruz. Allah rızası için şu internet altyapısında bir çözüm bunu. Yani muhtemelen Avrupa'nın ya da dünya çapında en yavaş ve en son sorunlu internet altyapısındayız ya. Yani olacak iş değil. Bu ekranda kişisel çıkarlarım için kullanmış oldum böylece. Türk Telekom. Evet, karşılıklı abi. Ben de aynı sorunlardan muzdaribim. Maalesef öyle. Ama şimdi mesela bunu da düşünüyorum. Ya diyorum, biz işte şirkete yatırımcıyız ya abi. İşte hissesini alıyoruz falan bir şeyler. Böyle bir şirkete mi yatırım? Böyle bir şirkete mi yatırım yapıyoruz diyorum. Ama bir taraftan da işte tek olduğunu düşünerek, ya bu güzel bir güç, satılabilir belki falan diyorum ama tabii çok böyle üzerine ben de yorum yapamıyorum. Umarım bizi de güldürürler. Verdikleri hizmetle de bizi güldürürler. Bu arada senin söylediklerinde de ben şunu toparlayayım kendimce. Kendi anladığım kısmıyla. Tabii ki her hafta böyle yeni bir hisse bulalım, alalım, sonraki hafta satalım gibi bir, zaten şu anda piyasada öyle değil.
öyle bir şey de bizim yapabileceğimiz bir şey değil. Ya da senin bize ekrandan anlatabileceğin bir şey değil. Çünkü ayrı bir profesyonellik istiyor. Anında karar vermek istiyor. Şu anda çok eminim ki bizi izleyenlerin %90'ından fazlası hali hazırda bir işte çalışıyorlar ve bizi takip ediyorlar. Oradan artırdıkları paralarla yatırım yapıyorlar. Aslında hiçbirimiz day trader değiliz. Hakeza burada anlattığımız şeyler de day trader'la uygun şeyler değil. Çünkü çok daha hızlı hareket etmemiz gerekiyor. Dolayısıyla şunu sonunda önermiş olalım izleyenlere. Lütfen kanalda geriye dönük olarak yatırımcının Tayfun abisi oynatma listesine bakın. Orada Tayfun abi birçok hisseyi bize anlattı. Neden alınması ve tutulması gerektiğiyle alakalı da kendi analizlerini anlattı. Onlar üzerinden sizler de kendinizce bir değerlendirme yapıp alıp almama kararını verebilirsiniz. Biz de elimizden geldiğince çok ekstrem durumlar olduğunda o hisseyle alakalı, örneğin işte faiz artışlarında bankacılıkta kısa süreli bir gerileme olabilir diye sen bahsetmiştin. Ben öyle bir toparlayayım. Ama uzun vadede hala tutmak gerekir gibi konuşmuştuk. Böyle böyle tavsiyelerle bizi aydınlatıyor. Çok teşekkürler abi. Bu hafta da önümüzde bir kara kuğu olayı olursa neler yapacağımıza dair bir fikrimiz oluştu. Bundan sonrası için de lütfen yorumlara sizler neler merak ediyorsunuz onları da belirtin ki bir sonraki videoda ben de Tayfun abiye sorayım. Tayfun abi, verdiğin bilgiler için çok teşekkürler. Haftaya görüşmek üzere. Görüşmek üzere. Herkese sevgiler İhsan.